Kafalar Karması Sosyal Bilimler Denemesi ÇAP yayınlarının coğrafya sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuza baktığımız zaman dünyanın şekli ve hareketleriyle ilgili. Dünyanın kendine özgü şekli verilmiş burada, geoid şekli. Ve dünya eğer böyle bir şekle sahip olmasaydı, yani geoid olmasaydı, tam bir küre şeklinde olsaydı hangisi etkilenmezdi diye sorulmuş. Çünkü geoid şekli deyince bizim hemen aklımıza yer çekimi gelecek. Ekvatordan kutuplara doğru yer çekimi artar. Bir diğeri çevre gelecek. Ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha uzundur. Bir diğeri ise yarıçap gelecek. Ekvator yarıçapı kutuplar yarıçapından daha fazladır diyoruz. Yani buraya baktığımız zaman ekvator çizgisini çizdiğimizde ekvatorun yerin merkezine doğru olan uzaklığı kutupların yerin merkezine doğru olan uzaklığından daha fazladır diyoruz. Biz buna çevre diyorduk. Aynı zamanda ekvator çevresi kutuplar çevresinden daha uzundur diyoruz. Ve yer çekimi ekvatordan kutuplara doğru deniz seviyesinde artar diyoruz. Bu üç sonucu dünyanın geoid şekline ekliyoruz. Hangisi etkilenmez diyor. Yer çekimi etkileniyor. Çevre uzunluğu etkileniyor. Yarıçap uzunluğu etkileniyor. Aynı zamanda dünyanın geoid şeklinden dolayı atmosferde aynı şekli almış. Kutuplarda daha basık bir atmosfer, ekvatorda ise daha şişkin bir atmosfer görüyoruz. Bu yüzden atmosfer kalınlığında etkileniyor. Ancak gece ve gündüz süresini etkileyen şey doğrudan dünyanın yıllık hareketidir. Yani eksen eğikliğidir. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak. Bir diğer sorumuzda ise Türkiye'de bir ile ait yağış ve sıcaklık grafiği verilmiş. Hangisi hangi ile ait olduğu da bize sorulmuş. Şimdi buraya baktığımız zaman sonbaharda yağışların artıyor, ilkbaharda azalıyor olması hemen bunun ılıman karasal iklim olduğunu gösteriyor. Pardon, ılıman okyanusal iklim olduğunu bize gösteriyor. Ilıman okyanusal iklim bölgesinin temel özelliği yer mevsim yağışlı olması, en fazla yağışın sonbahar, en az yağışın ise ilkbaharda görülmesi. Aynı zamanda kış sıcaklığının 5 dereceye kadar çıkarken yaz sıcaklığının 20 derecenin biraz daha üzerine çıkması. Her mevsim yağışlı olduğu için yıllık sıcaklık farkının az olmasıdır. Bu bizim ülkemizdeki Karadeniz iklimi örneğidir. Şimdi buraya bakıldığında Konya'da ılıman karasal, Hatay'da Akdeniz iklimi, İstanbul'da ise geçiş iklim bölgesinde olduğu için birden fazla iklim tipi karşımıza çıkabilir. Burada Samsun ve Rize'de ılıman okyanusal iklim, yani Karadeniz iklimi görülüyor arkadaşlar. Peki hangisini seçmemiz gerektiğini nasıl ayırt edeceğiz? Samsun'un şöyle bir özelliği vardır. Samsun Kızılırmak ve Yeşilırmak tarafından gerisindeki dağlar parçalandığı için yağış miktarı daha az olan bir iklim tipine sahiptir. Burada yağış miktarı 600-700 mm civarındadır Samsun'da. Ancak Rize'deki yağış miktarı 2000 mm'nin üzerindedir. Bu yüzden buradaki yağış grafiğindeki rakamlara baktığımız zaman 200'ün üzerinde burası, burası 200, burası 150. Topladığımızda yaklaşık olarak 2000 milimetrenin üzerindeki bir yağışa ulaşıyoruz ki bu da Türkiye'de ancak Rize ve çevresinde görülebilecek bir yağış miktarıdır. Bu yüzden cevabımız 5'in bulunduğu Rize seçeneği olacaktır diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise nüfusla ilgili bir grafik verilmiş. Bunu daha önce de çözdüğümüzde arkadaşlar şuna dikkat etmek gerektiğini bir nevi anladık. Yukarıda verilen bilginin ne kadar önemli olduğunu, ister öğretmen olun, ister öğrenci olun, eğer yukarıda verilen açıklamayı okumuyorsanız yanlış yapabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki açıklamaya baktığımız zaman 1990 yılındaki nüfusları aynı olan 4 kent diyor. Şimdi bu bizim için önemli. Aynı nüfusa sahip 4 kent. 1990 yılında ki durumdan 2010 yılına kadar geçen zamanda aldığı ve verdiği göç verilmiş hangisine ulaşılabilir denmiş. Şimdi buraya bakıldığında gelen göç ve giden göç, yani burada 1 numaralı kentimizde gelen göç fazla, 2 numarada gelen göç fazla, 3 numarada gelen göç fazla, 4 numarada ise giden göç fazla. O zaman şunu söyleyebiliriz. 4 numaralı kent diğerlerine göre azalmıştır diyebiliriz nüfusa bağlı olarak. Yani tamamen
negatif yönde bir göç hareketi olmuştur diyebiliriz. Yoksa nüfus miktarı azalmıştır diyebilmek için doğum ve ölüm oranlarına da bakmak gerekiyor. Hani doğal nüfus artışı da çünkü devreye girmesi gerekiyor. Ama şunu söyleyebiliriz, negatif yönlü bir göç var. Diğerlerinde ise pozitif yönlü bir göç var. Bu yüzden göçlerin etkisiyle nüfus artış hızı tüm kentlerde gerçekleşmemiştir diyebiliyoruz. 1990 ile 2010 yılları arasında gelen giden göç arasındaki farkın en fazla olduğu merkez 4'tür denmiş. Şimdi burada tabii ki dikkatimizi çeken bir şey şu. 200 ile 400 arasındaki mesafeden biraz fazlaca bir fark var. Ama burada 200 yani 100 ile 300 arasındaki mesafeden burada biraz daha fazla göç var. O yüzden 2 numaralı kentte fark en fazladır diyebiliriz. 2 numarada en fazla fark var diyebiliriz. Bu yüzden bu da bizim için yanlış bir seçenek olacak. 1990 ile 2010 yılları arasındaki kentlerdeki gerçek nüfus artış hızı aynıdır. Gerçek nüfus artış hızının aynı olabilmesi için gelen giden göç farkının da aynı olması gerekiyor. Çünkü doğal nüfus artışları birbirine çok yakın. Gerçek nüfus artışlarını bulabilmesi için göçlerin de birbirine yakın olması gerekiyor ki bu yakınlıktan bahsedemiyoruz. O yüzden bizim için C seçeneği de yanlıştır deriz ki zaten 4 numaralı kentimiz göç verir nitelikte idi. 2010 yılında nüfus sayısı en fazla olan yer 2 numaralı kenttir. Şimdi arkadaşlar işte burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. 4 kentin de nüfusu aynı. 4 kentin de doğum ve ölüm oranları birbirine yakın. Yani doğal nüfus artışları birbirine yakın, nüfusları birbirine yakın. Sadece göçe göre değişecek. İşte 2 numaralı kent pozitif bir göçe sahip. Yani nüfus göçün yönü pozitif nitelikte. Yani daha fazla göç gelmiş, daha az insan gitmiş. O zaman 2 numaralı kent en fazla artmıştır. Bu yüzden cevabımız D seçeneği diyoruz. 1 numaralı kentteki ekonomik gelişim 3 numaralı kentten daha azdır denmiş. 1 numaralı kent çok göç alırken daha az göç vermiş. Bu yüzden hani daha az olduğunu söylemek mümkün değildir. O yüzden E seçeneği de yanlıştır diyoruz. Bir diğer sorumuzda ise bölge türleriyle ilgili bir harita verilmiş ve verilen bu 3 bölgenin hangisi tümü için ortak özellik değildir denmiş. Şimdi ben buraya baktığım zaman bu bölge benim için bir çöl bölgesi Kuzey Afrika. Burası ise Namib ve Kalahari çöllerinin bulunduğu yine bir çöl bölgesi. Burası da Orta Avustralya'daki Gibson ve bir Victoria çöllerinin bulunduğu bir çöl bölgesi. Şimdi çöl bölgeleri farklı özellikleriyle de birbirine benzer. Çöl bölgesi özellikle dış kuvvetler tarafından rüzgarların aşındırıldığı bir bölgedir. Çöl bölgesi günlük sıcaklık farkının fazla olduğu bir bölgedir. Bitki örtüsünün cılız olduğu bir bölgedir. Fiziksel çözülmenin şiddetli olduğu bir bölgedir diyebiliriz. Çöl bölgesi olması, seyrek nüfuslu olması, fiziksel çözülmenin şiddetli olması, günlük sıcaklık farkının fazla olması ortak noktalardır. Ancak bunların tamamına petrol bölgesi diyemiyoruz. Bu yüzden cevabımız A seçeneğidir diyebiliriz. Son soruya geldiğimizde Akdeniz havzasındaki ülkelerin klimatolojik, jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri göz önüne alınırsa aşağıdakilerden hangisinde bu bölgedeki ülkelerden biri yaygın olarak görülen doğal afet ile yanlış eşleştirilmiştir diyor. Şimdi Türkiye'nin %70'inin deprem bölgesi olduğunu artık tüm Türkiye biliyor. Mısır Kuzey Afrika ülkesi olması sebebiyle kuraklığın yaşandığı bir bölgedir diyebiliriz. İtalya'da aktif volkanların bulunması sebebiyle Etna ve Vezüv volkanları volkan patlamasının yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Yunanistan aynı Türkiye veya diğer Akdeniz iklim bölgeleri gibi orman yangınlarının yaygın olarak görüldüğü bir bölgedir diyebiliriz. Tunus da yalnız bir Kuzey Afrika ülkesidir ve Tunus'ta da sıcaklık oldukça yüksektir. Soğuk hava dalgası gerçekleşirse de çok çok nadiren gerçekleşen bir olay olarak karşımıza çıkabilecektir. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir diyoruz. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.